Kimsin sen? Söyle kimsin sen? Ben sizin kızınızım. Sadece bizim değil. Merhum padişahımız Sultan Murat Han'ın kızısın. Damarlarında hanedanı Ali Osman'ın kanı akan bir sultansın. Yazık ki bu hakikati unutmuş, çarşıda pazarda kullarımızla gönül eyler olmuşsun. Sizi utandıracak hiçbir şey olmadı Vahide. Biz birbirimizi sevdik. Tek özrümüz aşkımız. Bizi hayal kırıklığına uğrattın Fahriye. Hatan büyük. Şüphesiz cezası da büyük olacak. Razıyım valide. İster kapatın, ister başkasıyla evlendirin. Umurumda değil. Ama yeter ki Mehmet Girey'i kurtarın. Ne olur hünkârımızla konuşun bahane olun. Siz istemezseniz ne rüzgar eser ne güneş doğar. Gücü affınıza esirgemeyin bizden. Dudu Hatun. Sultanımıza dairesine kadar refakat edin. Dil saraydan ayrılmak, bahçeye dahi çıkması yasak. Şahin Giray neredeyse git bul. Vaktinde elinde olmazsa başın belada bilesin. Daha evvel bir karar vermiş. Fahriye Sultanımızla nikahlanmana müsaade etmişti. Bundan mütevellit, menfur hadise seni de alakadar ediyor. Sultanımızın hisleri de mühim hünkârım. Kendilerinin istemediği bir izdivaca elbet talip olmam. Mesele ne Fahriye Sultan'ın hisleri Derviş Paşa ne de senin. Mevzubahis hanedanın itibarı. Hazırlıklar için talimat verdim. En yakın zamanda nişanınız ilan edilecek. Akabinde ise dillere destan bir düğünle nikahınız kıyılacak. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. Sultanım. Hünkârımızı görmek istiyorum. Derviş için üzüldüm. Kalbi başkasında olan biriyle aynı yatağa girmek güç. Hele ki bunu herkes biliyorsa. Mevzu dervişin kiminle yatağa girdiği değil Halime. Safiye Sultan yine istediğini aldı. Ve biz mani olamadık. Yerinizde olsaydım sultanım, bunların hiçbirine gerek kalmazdı. Ne yazık ki elinizdeki gücün farkında değilsiniz. Valide sultansınız. Haremde bir kadının erişebileceği en yüksek mertebe bu. Gücünüzü fark edin. Ve kullanmaktan geri durmayın. Aksi halde Safiye Sultan'la baş edemeyiz.
Hünkârımız istirahate çekilmişler sultanım. Daha sonra. Hünkârım. Çekilebilirsin Dudu. Kendimi müdafaa edecek değilim. İzahı yok. Lakin pişman değilim. Benden ne istiyorsunuz sultan? 3 defa nikahlandım. Birinde bile bana sorulmadı. Birinde bile yüzüm gülmedi. Aşk nedir bilmedim. Yaşamadım. Mehmet Gira beni öyle dipsiz karanlık bir kuyudan çıkardı ki. Işığım, nefesim oldu. Can verdi. Şimdi müsaade edin. Ben de onun nefesi olayım. Bir hükümdar sadakatin mükafatını, ihanetin de cezasını mutlaka vermelidir. Aksi halde hükmü geçmez. Siz hükmünüzün geçtiğini mi sanıyorsunuz? Ahalinin gözünde hala toy tecrübesiz bir padişahsınız. Ne cüret. Kulağınıza ne fısıldıyorlarsa onu söylüyor, onu yapıyorsunuz. Kıl karşımdan! Dudu Hatun! Hakikat bu. Siz ne vakit onlar gibi zalim oldunuz? Sultanımızı dairesine götürün. Yarın sabah da Adalet Kulesi'ne çıkarın. Zira seyretmesini istediğim bir idam olacak. Ne yaptınız sultanım? Karşınızda artık yeğeniniz yok. Demek kendi sonunu getirmeye karar verdin Halime. Fahriye Sultan'ın mektubunu Derviş Paşa'ya vermenin başka izahı yok çünkü. Bizi karşına almayı kafana koymuşsun belli ki. Biz ne vakit yan yanaydık ki şimdi karşınıza düştüm sultanım. Ahmet'in ilk şehzadesi doğduğunda Handan cellatları kapına gönderecek. Ve sen hala Handan'a yaranmaya çalışıyorsun. Hünkârımız söz verdi. Evladımın canını bağışladı. İnşallah da sözünden dönmeyecek. Handan ehvenişer. Fahriye Sultanımızın utanç mektubunu size getirseydim ne olacaktı? Derviş Paşa ile evlendiği vakit gücünüze güç katacaktınız. Fahriye Derviş Paşa ile evlenecek. Hiçbir şey buna mani olamaz. Göreceksin. Ve sen Halime, vakti geldiğinde yeniden kapımıza yüz süreceksin. Çekilebilirsin. Sultanım. Beni Mehmet Gira'ya götür. Hiç değilse onu son kez görmek. Mümkün değil. Hünkârımızın katı emri. Derviş Paşa.
Senden ilk defa bir şey istiyorum. İlk ve son kez. Beni ona götür. Sultanım. Bu bir rüya mı? Keşke rüya olsaydı hepsi. En başından beri. Hiç görmeseydi gözlerim gözlerinizi. Hiç tutmasaydı ellerim ellerinizi. Vakit bu kadar yanmazdı. Kalbim. Yanımda tutuşmazdı. Oysa şimdi. İnsanın bir aşık olma zamanı varmış. Bir de ölmek. Rabbime şükürler olsun ki ben aşkların en asilini tattım. Eğer bu yüzden öleceksen... Aşkımızı ölümsüzleştirir. Yarın kavuşacağız. Hayır! Aç kapıyı! Sultanım! Hayır! Hayır sakın yapmayın! Sultanım sakın yapmayın! Hayır! Hayır! Hayır aç şu kapıyı! Sultanım, hünkârımızın emri gereği
Adalet Kulesi'ne çıkma vakti geldi. Böyle cesam olurdu Zatun. Bu mudur hünkârımızın adaleti? Vicdan. Reva mıdır bir sultana böyle zulmetmek? Bir acıya şahit olmayacak gözleriniz. Şahin Giray nerede kaldı? İnşallah yetişir. Yetişir de acı çekmek neymiş görür.
Hünkârım! 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 Şehzade Mustafa'yı getirdiğim gün bana bir söz vermiştiniz. Dile benden ne dilersen demiştiniz. Sözünüzden dönmezsiniz değil mi hünkârım? Bırakın gelsin. Hünkârım, kardeşim büyük bir hata işlemiş. Cezası ölümdür. Lakin benim bu hayatta ondan başka kimsem yoktur. Affınıza sığınıyorum. Kardeşimin hayatını bağışlayın. Bana verdiğiniz söz karşılığında sizden tek ricam budur. Bağışladım. Lakin böyle bir suç zinhar cezasız kalmayacak. İrademdir. Hanzade Mehmet Giray Kırım'a dönecek. Gideceği vakte kadar da zindanda kalsın. Hünkârım, Mehmet'i Kırım'a gönderirseniz amcası onu öldürür. Hünkârım, hünkârım yalvarırım. Hem sözünü tuttu, hem de istediği oldu. Hünkâr torunumuz her gün tahta daha çok yakışıyor. Yarından tezi yok. Derviş Paşa'yla düğün hazırlıklarına başlıyoruz. Sultanımızı dairesine götürün.